merkezine kameralarımızı bir çevirelim. Ahmet Selim Kul cool bizleri bekliyor. Selim merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Öncelikle sana transferi soralım. Tabii ki merakla beklenen konu Zalai ve Osayi geldi. Şimdi bu konularda anlaşmalar sağlandı. Artık oyuncuların resmi imzaları atmaları bekleniyor. Şimdi onunla ilgili detayları sana tabii ki soracağım ama taraftar şunu da merakla bekliyor. Acaba sırada kim var? Tabii Teşekkürler Ezgi Topar öncelikle. E, sırada kim var? Sırada benim beklentim artık Mesut Özil var. Mesut Özil transferinin açıklanmasını bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz bu durumun. E, biz en geç pazartesi günü demiştik. Hala bu sözlerimin arkasındayım. E, pazartesi gününe kadar İstanbul'a gelmesini bekliyoruz Mesut'un. E, şunu da söylemem lazım. Tabii ki biz transferin içerisindeki kişiler değiliz. Bazen Aldığımız bir bilgi daha sonrasında değişebiliyor bunu söyleyelim neden değişebilir ee, pandemi dönemindeyiz bazı işlemler yavaş halledilebiliyor Mesut Özil dünya yıldızı çok önemli bir oyuncu bundan dolayı o prosedürler dediğimiz kısım çok fazla yani sözleşmesinde çok fazla detay var sponsorluk anlaşmaları vesaire çok fazla konu var bundan dolayı belki en geç pazartesi haberimiz biraz sarkabilir ama Mesut Özil konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyeyim ve ısrarla şunu da belirtmek istiyorum ben bu transferin yaza kalacağını kesinlikle düşünmüyorum belki en geç pazartesi olmasa bile ki ben olacağını düşünüyorum tekrar ediyorum olmasa bile en fazla birkaç gün daha sarkacaktır e, klasik bu tip e, transferlerin, bu tip dünyaca dünyada ses getiren transferlerin e, ufak tefek sarkmaları olur, o tarz bir şey yaşanır. Onun dışında Mesut Özil bence sıradaki transfer olacak, en azından benim düşüncem bu şekilde. Fenerbahçe sonra duracak mı transferde? Sonrası biraz daha gidecek oyunculara bağlı olacak ki onu da sanırım birazdan konuşuruz. Ama Mesut Özil bence sıradaki transfer ve ben bu transferin açıklanmasında eli kulağında olduğunu söyleyebilirim. Dün Almanya basında bazı haberler çıktı. İşte dış basında bu konuyla ilgili haberler çıkıyor ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu transfer döneminde Dış basın, yabancı basın bizim çok gerimizden geliyor. Mesut konusuna daha yeni yeni uyanabiliyorlar. O yüzden Eski bazı detayları vermelerini normal karşılıyorum. İşte e, anlaşma sağlanacak mı vesaire gibi ama e, ben bu Mesut Özil transferinin bu transfer döneminde gerçekleşeceğini düşünüyorum. E, hatta daha somut gelişmelerin e, eli kulağında olduğunu söyleyebilirim sevgili Ezgi Toper. Peki Selim, e, Zalay ve Osayi'ye de biraz konuşalım istersen. Zaman zaman tabii ki gündeme gelen oyunculardı. Bunlar ama bu transferlerin detayları ne şekilde gelişti? Çünkü arka arkaya hemen gelen haberler oldu bunlar. Çünkü biz genelde alıştık gündeme gelen isimlerin çok daha geç açıklanmalarını ama Fenerbahçe bu iki transferi de bitirdi. Acaba bu oyuncuların profil olarak doğrudan 11 oyuncuları olacaklarını söyleyebilir miyiz? Her şeyden önemlisi bu, zira bir ara olmayacak. Bu noktada acaba neler söylersin? Tabii öncelikle bu haberlerin peş peşe açıklanması bizi Aspor olarak ayrıca mutlu etti. Çünkü evet. bu iki ismi de ilk olarak biz duyurmuştuk Türkiye'ye Fenerbahçe'nin bu oyuncularla ilgili yaptığı girişimleri, bu oyunculara bakış açısını. Bu açıdan bizim için ayrıca bir mutluluk vesilesi oldu. Ee, önce Zalai'den başlayalım. Zalai 22 yaşında sol stoper. Sol stoper vurgusunu özellikle yapıyorum. Çünkü Fenerbahçe'de orijinist sol stoper olan oyuncu yok şu anda. Tabii ki sol stoperde Tisserand oynuyor, farklı isimler oynuyor ama Zalai direkt olarak o bölgeye alınmış bir isim. Ee, 22 yaşında Apollon Limassol forması giyiyordu. Macaristan milli takımıyla ülkemize karşı iki maçta da forma giydi. Zaten milli takımdaki performansı biraz daha onu Fenerbahçe'ye getiren etken oldu. Ee, Fenerbahçe farklı oyuncularla da ilgileniyordu bu arada bu bölgede. Tek aday değildi tabii ki Zalay ama yaşının 22 olması, olması aynı zamanda bir yatırım transferi olması Zalay'nin öne çıkmasına sebep oldu. Tabii takip edebildiğimiz kadar kadarıyla bazı detaylar var. 1,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli, sonraki satıştan pay ve oyuncuya da 800 bin euro civarında bir bedel ödenmesi. Ee, en azından bizim ulaşabildiğimiz bilgiler bu şekilde. Ve şunu da söyleyelim ki 3,5 yıllık bir sözleşme olmasını bekliyoruz. Zalai e, yanılmıyorsam 2 gün önce, 2 veya 3 gün önce maça çıktı. Yani fiziksel olarak tam anlamıyla hazır ve gelir gelmez ben eğer işlemleri yetişirse, takımla bir antrenmana çıkabilirse Ankara gücü maçında kadroda olma ihtimalini ciddi görüyorum. Hazır geliyor, herhangi bir eksiği olmadan geliyor. Zaten devre arasındayız. Hani oyuncuların fiziksel olarak hiçbir problemi olmadığı için Zalai direkt oraya sol stopere e, ...takviye olarak geliyor. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Tabii ki ne olursa olsun genç bir oyuncu. Far, e, Güney Kıbrıs Rum kesimi ligiyle ülkemiz arasında çok ciddi seviye farkı var. Bunun da tabii ki farkında e, Fenerbahçeli yetkililer. Bu anlamda Zalai aslında evet şu andaki ihtiyaçlara bir çözüm olarak düşünülüyor ama en temelinde bu iş bir yatırım transferi Zalai'nin çok iyi noktalara gelebileceği düşünülüyor. Fenerbahçe duran toplardan çok fazla golüydi. Aslında Fenerbahçe yani yedi gollere baktığımızda çok ciddi bir kısmının duran toplardan olduğunu görebiliriz. Bunu belirtelim. Fenerbahçe duran top atan takım gibi gözüktü. Biz anlattık. Duran toptan çok fazla gol yiyordu ama hava toplarında problemi olan bir takım Fenerbahçe. Bu anlamda Zalai bu sorunu da çözmeye yönelik bir hamle olarak düşünülüyor. Hem boyuyla hem fiziğiyle bu anlamda Fenerbahçe savunmasına güç katması hedefleniyor diyelim. Zalay transferi böyle yine sonrasını yine konuşuruz birazdan. Ben biraz da Osayi'den bahsedeyim. O Osayi aslında yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir oyuncuydu. Ve o dönemde aslında görüşmeler sürdü. Fakat bonservis pand aslında pandeminin yarattığı zorluklar sebebiyle bu transfer gerçekleşmedi yazın. Onu da belirtelim. Hani ne gibi zorluklar diyen olursa o kadar detayına hakim değilim ama benim öğrendiğim pandemiden yaşanan zorluklar sebebiyle bu transfer olmamıştı. Şimdi sezon sonu için anlaşıldı bu oyuncuyla. Ee, bu da bir aslında yatırım transferi ve yine bedava yapılan bir transfer. Bon servissiz yapılan bir transfer. Fenerbahçe... Ben bunu sene başındaki yayınlarda çok söyledim. Sadece Fenerbahçe bugünü düşünmüyor, yarın da düşünüyor. Emre Bölezoğlu, Ali Koç, Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Bozoğlu uzun vadeli düşünüyorlar. Bundan dolayı bu tarz hamleler görebiliriz. Ama Zalai, özür dilerim, Osayi Samuel dışında kanat oyuncusu takviyesi gelir mi? Gelebilir. Burada da herhalde şimdi şeyden bahsetmeye sıra geldi. Ayrılacak oyuncular olabilir. Lemos, Adem'i, e, Perotti'den zaten artık ortaya çıktı bu durum. Bu isimler ayrılabilir ama şunu da söyleyeyim ki Fenerbahçe'den kimse öyle kolay kolay ayrılmak istemiyor. Bundan sonrası e, biraz daha bu hamlelere bağlı olarak gerçekleşecek ve kanat bölgesine tüm bu isimler dışında farklı bir isim daha gelebilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve eee Umarım bu konuyla ilgili de ilk gelişmelere biz ulaşırız ama burada tabii biraz daha süreç ilerlemesi gerekiyor. Limit konusu vesaire maddi konuların ilerlemesi gerekiyor. Biraz daha vakit var. Bugün ayın 16'sı oldu ve yaklaşık bir 20 günlük daha transfer penceresi açık. Bu süreçte Fenerbahçe'den çok farklı hem ayrılanlar anlamında hem gelenler anlamında farklı hamlelerde göreceğiz. Fenerbahçe'nin transfer sayısı 5'e kadar yükselebilir. Yani hmm. dediğim gibi bu tabii ki şartlara bağlı bir durum ama evet. e, bu şekilde bir durum olabilir sevgili Ezgi Toper. Selim sen her şeyi çok güzel özetledin. Zaten çok teşekkür ediyorum yayınımıza yaptığın katkılar için.